Geldim, geldim. Ne yapıyorsun sen orada? Kayamıyorum. İyi günler efendim. Size çok özel bir ürün tanıtmak için geldim. Yok, teşekkür ederiz. Sağ olun. Gerçekten. Ama efendim, gördüğünüz gibi tenceremiz 4 kat paslanmaz çelik tabandan oluşmaktadır ve 8 parçadan oluşmaktadır. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Gerçekten ihtiyacımız var. Bakın, tenceremizin kapağı camdan imal edilmiştir. Aynı zamanda bakalit sapları tam ısı yalıtımı sağlamaktadır. Tamam, teşekkürler. Ben o tencerelerden var. Bir mutfak ihtiyacımız yok bizim. Tencere kapak müzade gidiyoruz. Evet, teşekkürler. Ama efendim, bir dakika. Hemen yanında tencerelerimize ek olarak bir de tava hediye ediyoruz. Anlamıyor. Tavamızın da tabanı özel imalattır ve optimal ısı dağıtımı sağlamaktadır. Biliyorum çünkü var. Teşekkürler. Bitmedi efendim, bitmedi. Bir de ayrıca cezve setimiz var. Var cezve. Cezve setimizde paslanmaz çelikten olup çok özel parlak bir boyayla çevresinden geçirilmiş. Belli çevresinden geçmiş. Ben de buna benzer bir iş yapıyorum, biliyor musunuz? Öyle değil mi? Evet hayatım, ben de kapı kapı dolaşıp hayat sigortası satıyorum ya. Ha, ben ne diyeceğimi bilemedim. Bak şimdi hazır hanımefendi buraya kadar gelmişken ben de biraz size bizim hayat sigortasından bahsedeyim. Siz bize tencere, ben size hayat sigortası. Bakın, hayat sigortası çok önemli bir şeydir hanımefendi. Hayatımızı sigorta altına almamız gerekmektedir. Ve eğer bizim firmamızı tercih ederseniz biz firmamız olarak bayanlara %25 indirim yapıyoruz hanımefendi. Şu an düşünmüyorum. Ama düşünmelisiniz. Hayat sigortası çok önemli bir şeydir hanımefendi. Şu anda bu kapıdan çıktıktan sonra başınıza ne geleceğini asla bilemezsiniz. Eğer düşünürseniz biz primlerinizi size özel olarak hazırlayabiliyoruz. Biraz araştırayım, sonra karar vereyim. Bakın, biraz araştırmak çok geç olabilir. Burada, hatta şu an bu kapının önünde bile sizin başınıza ne gelebileceğini kimse bilemez hanımefendi. Allah muhafaza. Biz primlerinizi sizin bütçenize göre ayarlıyoruz. İsterseniz artırabiliyorsunuz, isterseniz sabit üst fiyat, isterseniz 5 yıl sonra çıkabiliyorsunuz paranız. Hayatım, sen bir polise getirin hanımefendi. Ben paracanınızı getireyim hemen de o zaman. Hemen polise getirin, sevgilim benim. Hadi. Ben fazla vaktinizi almayayım. Aa, lütfen. İyi günler size. Ama gelmişken bir poliçe imza. Hemen atar mı? Ama hayat sigortası önemlidir hanımefendi. Bakın, başınıza ne geleceğini bilemezsiniz. Sana salaksın. Sana inanamıyorum. Ya 5 dakikada böyle doğaçlama mı yaptın bütün bu depot uzanımızı konuştun? Doğaçlama olur mu sevgilim? Doğaçlama olur mu? Çalıştım bunu ben. Prova yaptım ya. Ay, Allah Allah. Sen çalıştım diyorsun. Tabii. Sen manyaksın. Sen benim manyağım. Kızım, bu kapıya gelen satıcılardan kurtulmanın başka yolu yok. Ama satıcıdan daha hızlı. Mikro desen ezberle. Bırak bırak bırak. Ben konuşamam seninle. Ama onlar öyle konuşuyor. Bırak bırak bırak. Daha yaz kurtarsın. Tamam, çıkıp yürü. Buyurun. İyi günler. İyi günler. Ben şirketim adına Muhteşem Asfalt Koruyucusu adlı ürünümüzü satıyorum. Bu ürün o kadar muhteşem ki apartmanınızın otoparkına her yıl bir kez döktük mü asfaltınızdaki bütün çatlakları kapatır ve tam 5 yıl dayanır. Ne güzel. Yani benim bunu bir nişanlı nasıl olmam lazım? Pardon. Zeynep! Ne var? Gel, gel. Ozan, ne var? Ya gel, bir gel. Bunu görmen lazım. Buyurun. Beyefendi bir şey satıyor da onu bana. Buyurun. İyi günler. Ben şirketim adına Muhteşem Asfalt Koruyucusu adlı ürünümüzü satıyorum. Bu ürün o kadar muhteşem ki apartmanınızın otoparkına her yıl bir kez döktük mü asfaltınızdaki bütün çatlakları kapatır ve tam 5 yıl dayanır. İnanılır gibi değil. Demin de birebir aynısını böyle söyledi. Öyle mi? Ben ne diyeceğimi bilemedim. Çok etkileyici. Bir kez daha dinlemek ister misin? Buyurun. İyi günler. Ben şirketim adına Muhteşem Asfalt Koruyucusu adlı ürünümüzü satıyorum. Bu ürün o kadar muhteşem ki apartmanınızın otoparkına her yıl bir kez döktük mü asfaltınızdaki bütün çatlakları kapatır ve tam 5 yıl dayanır. Dayanır ama bir şey merak ettim. Ben pardon, bir şey merak ettim. Yani niye biz her yıl döküyoruz madem 5 yıl dayanıyor? Ya güzelim, sorun o değil ki ya. Zaten bizim otoparkımız asfalt değil. Ama adama baksana birebir söylüyor ya, hayran kaldım. Şey, ona diyecek ya. Bir şey yok. Gerçekten hırs yapmış arkadaş, şey yapmış. Teşekkür ederim. Bak bir kez daha. Buyurun. İyi günler. Ben şirketim adına Muhteşem Asfalt Koruyucusu adlı ürünümüzü satıyorum. Bu ürün o kadar muhteşem ki. Teşekkür ederim. Apartmanınızın otoparkına. Her yıl bir kez sağ olun, teşekkür ederim. Ama bizim şirketimiz çok güvenilir. İnanın lütfen, dinleyin beni. Her yıl bir kez döktük mü asfaltınızdaki bütün çatlakları kapatır. Geldim. Ortak, ne haber? İyidir komşu, sağ ol. Senden ne haber? Eyvallah. Ya İngiliz anahtarı var sende değil mi?
Vardır herhalde. Ya biliyordum, budur işte ya. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye boşuna dememişler abi. Sadece kül olsa iyi komşu. İki gün önce benden matkabını istedin, akşam getireceğim diye. Gidiş o gidiş, matkaptan hala haber yok ya. Oo, getiririz ya komşum matkabını, hayret bir şey yemedik ya. Evde tadilat yapıyoruz, lazım oluyor kardeş. İyi de komşum, getirirsin matkabı, ihtiyacın olduğunda tekrar istersin. Benim ne ihtiyacım var matkaba? Ya ihtiyacın oluyorsa gel tamam. Söyle, sorduğunda vermedik tamam, mi kardeş? Tamam lütfen, lütfen şey, Allah, ya Allah. Tamam şunu şurası biz komşuyuz. Ama komşuyuz, ağzımızın tadını bozmayalım, hadi lütfen. Eyvallah. Lütfen. Tamam peki, tamam. Ben şu İngiliz anahtarına bakayım. Eyvallah. Geliyorum. Tamam. Ya Ozan, yıldız anahtarı da var değil mi sende? Bir de yıldız anahtarını akşama veririm. Söz. Harbi. Başka bir şey? Vallahi senin olan her şey alırdır yani, alırım. Eyvallah. Ne diyorsun lan? Direkt lan! Yürüyün! Akşama bakalım, getirin! Hadi bak, hadi ulan burada! Yürüyün lan! Harbi yanlış anladın. Yürüyün! Terbiyesiz mi? Tamam Ozan. Ya dur bırak, Allah aşkına! Allah aşkına! Mahkumu getireceksin akşam lan! Yürüyün! Yürüyün yatmam! Bak Berten! Lan geliyorum lan, Allah'ını çağır. Allah aşkına, Allah aşkına! Ozan, Allah! Evet, evet, duvar! Al, yani yürüyün lan! Yürüyün lan! Öldürün! Vallahi öldürün Ozan! Ay. Buyurun. İyi günler hanımefendi. Buyurun. Karıncalanma var mı? Anlamadım. Karıncalanma diyorum hanımefendi, var mı? Ha, ben pek anlayamadım ne demek istediğiniz. Ozan! Efendim? Karıncalanma. Karıncalanma. Ozan bir gelir misin? Ne oldu? Beyefendi garip bir şey soruyor. Ben bir problem var arkadaşım. Yok beyefendi, karıncalanma var mı diyor. Ne diyorsun lan sen? Sana ne bizim karıncalanmamızda bay? Beyefendi ben karınca ilacı satıyorum. Aman. Ben de ya Zeynep. Adamla kavga edecekti, çok özür dilerim, kusura bakma, tamam, yanlış anladın. Tamam, sen git, tamam, anladım, anladım. Ya, kapıdan pencereden of, girdikleri oluyor. Evet. Ne kadar bunlar? Üçü 10 TL. 10, aa. Evet. Çok dedin ya. Sizin güzel gözleriniz için 4'ünü 10 TL yapabiliriz. Ya vallahi mi? Evet, etkili yani. Mi bunlar? Çok etkili, bunlar Çin malı değil hanımefendi. Bunlar İngiltere'den geliyor. Ha. Yediler mi, baş aşağı devrili veriyor hayvanlar. Ha, devrili, tamam. Yani. Dur bakayım, cüzdanımdan sen getirsene. Evet. Ama çok beğenirsem nereden bulacağım ben sizi? Kezban'ın evine döndü ev, ha? Nesin ya? Merhaba abicim. Merhabalar. Ay. Ben biz öğrenciyiz, okul masraflarımızı karşılamak için bu cüzdanlardan satıyoruz. Bayılacağım şimdi, sözleşmiş gibiler. Destek vermek ister misiniz? Sağ lütfen. Ol, sağ ufak olasın. Ufak bir meblağ zaten. Kardeşim sağ olasın. Destek mi istiyorsun arkadaşım? Evet abi. Olur, tamam destek verelim. Arkadaşım bak, ben adam olacak delikanlıyı gözünden tanırım. Sen de bu cevher var. Hiç bırakma peşini, sonuna kadar devam et, çalış. Aa, senden ordinarius profesör bile olur. Olur. Baksana gözlere bak. Olur. Zeka fışkı. Perpecir bir numara olacaksın. Bir numara olacaksın, devam et. Hadi koçum benim. Sen Ozan abi dinle. Sen yurt dışında burs da alırsın kardeşim. Üniversiteyi bile bitirirsin. Kullan bu gazı, kullan. Profesör olursun. Hadi canım, hadi canım. Hadi, hadi. Merhaba. Merhaba, buyurun. İyi günler hanımefendi. Tatlıları satıyorum, almak ister misiniz? Ay çok şeker. Ay gencecik kızım, sen neden satıyorsun bunları? Okulda hasta bir arkadaşımız vardı, ona yardım etmek için satıyorum. Aa kıyamam, yardım için. Ne kadar güzel bir şey yapıyorsunuz. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Neymiş aşkım? Tatlım, bu genç arkadaşımız okulda hasta olan bir arkadaşları için böyle... Böyle takvimler satıyorlar falan. Yardım edelim için. Bize, tamam. Edelim tabii ki, edelim. Ne kadar bunlar? Bu takvimler 10 lira, bir de yanında kurabiyem var, bu da 10 lira. Ay tamam. Çok tatlı. Cüzdanım kadar güzel. Dur, ben para alıp geliyorum hemen. Kırsal manzaralı. Ay kurabiyeler de çok güzel, taze taze. Ay bana genç kızımı hatırlattın. Senin yaşlarındayken biz de böyle hasta bir hocamız vardı. Hasta öğretmenimiz için böyle işte o zamanki çocuk aklıyla kanser hastasıydı. Evlerden uzak. Çok sevdiğimiz bir öğretmenimizdi. Biz de böyle çocuk aklıyla incik boncuk kolye falan filan yapmıştık. Onun kanser hastalığı masraflarını karşılayalım diye. Ama tabii biz o masrafları karşılayacak parayı denkleştirene kadar, onu da denkleştiremedik ki. Böyle adam akıllı paranın denkleşene kadar. Denkleşene kadar şey olmuştu. Çok kadın ölmüştü. Ya canım benim. Ama ondan sonra biz de böyle buradaki ağaçlar gibi güzel güzel ağaçlar dikmiştik. Onun adına, onun adını vererek her yılda dikerdik. Giderdik, sulardık her gün onları. Sonra liseden sonra hepimiz dağıldık tabii. Kim bilir kimler nereye gittiler. Fahilatun Fahri'ni bile sevdirmişti o kadın bize. Ferhunda Hanım da, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Fahilatun Fahri'nde derdik biz ona. Ay ne güzelmiş köprünün. Kim anlatıyorsun kızım? Gitmiş kız. Aa gitti. Terbiyesiz. Terbiyesiz.
terbiyesiz. Anılarımı anlatıyorum. Ben de onun gibi olan anılarımı anlatıyorum. Hangi anılarını? Ama Feride Hanım vardı ya, bizim kanser bir şeydi. Öğretmenimizdi. Oo. Kanserdi. Sonra biz ona kanser şey olması için yardım etmek adına... Kız haklı sevgilim, kız haklı. 10 liraya dikilecek, dilenecek dert değil bu. Bak, o paralarla ağaçtık. Şeylerini bırakmış. Yazık günah. 30 liralık şeyi malı burada bırakıp... Aman be, yürü gitsin, yürü. Dinlenir mi senin o kanserli hocanın hikayesi? Terbiyesiz. Kızım! Al Feride Hanım, al Feride Hanım. Buyurun. İyi günler hanımefendi. İyi günler. Ozan Karaman adına bir zarfım var. Kendileri evde miydi? Ha, işte şu anda. Ben alabilirim. Yok, bizzat zarfı kendisine teslim etmem gerekiyor. Tamam, ben nişanlısıyım ama kaç yıldır zaten hani nişanlısıyım. Ben alabilirim. Yok hanımefendi, olsun. Belki özel bir şeydir. Özel olabilir. Ben en özel şeyim zaten onun hayatında. Ver bakayım sen şu zarfı. Buyurun. Bir saniye. Önce imzalayın lütfen şurayı. Şurayı. Kimden geliyor bu zarf? Kim bu? Bilmiyorum ama Gizem. Gizem mi? Ama... Gizem mi? Kim bu? Gizem kim? Bilemiyorum. Nereden geldi? De, soy ismi de burada. Bakayım. Tamam, Gizem ya, kim o? Hanımefendi, belki daha doğrusu Ozan Bey'in gelip bunu bizim ofisten alması. Hayır. Aa, Gizem. Gizem, hatırladım ben şimdi hatırladım. Tamam, tanıyorum ben Gizem'i. Ha, emin misiniz? Tabii tanıyorum. Ya halasının kızı. Siz... Tamam, anladım. Gizem şey, ben soyadını şey yapamayınca, yani. Yazmayınca, hani ben ondan ben şey yapmıştım. Peki, o zaman benim çıkardığınız sorun yok. İmzalayın yok, lütfen. Yok, tamam, ben şey yaptım. Tamam, peki. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. İyi günler. Ne demek, günler. Ne demek? Bir Gizem kim? Bir de Gizem çıktı başımıza. Bir de başımıza Gizem çıktı. Nereden çıktı bu Gizem? Bir de başımıza Gizem şırfıntısı çıktı. Allah kahretmesin. Bir de başımıza Gizem şırfıntısı çıktı. Zeynep'ciğim, başkalarının mektuplarını okumak çok... Ay salak. Ay salak. Salak. Ama o zaman sen salaksın. Ay böyle beni, böyle şeyler yaparsan okurum tabii ki. Ay salak. Üf, ya manyak şey. Ay içim parçalanıyor şimdi. Doktor amcaları yiyecek seni. Ağlama anneciğim. Ozan neredeydin? Allah Allah. Çişim yanmıştı, tuvalete gittim. Ne neredeydim yani? Ellerini yıkadın inşallah. Elimizle işemedik herhalde. Zeynep saçmalama. Sen saçmalıyorsun. 1000 tane mikrop var. Burada lütfen gidip ellerini yıkar mısın lütfen? Ya Zeynep... Lütfen Allah aşkına hayır. Allah aşkına çocuğun yanındasın. Git ellerini yıka. Hasta çocuk zaten Allah. Senin yüzünden hasta oldu. Kesin senden mikrop kaptı çocuk. Çocuk kesin senden mikrop kaptı. Allah'ım annem ne olursun ağlamalarını almayacağım. Katılma artık. Yoruldu ağlamaktan yoruldu. Sen de yoruldun. Ver biraz bana istersen. Evet Ozan. Nasıl verebilirim sana çocuğu? Dergiye elledin. Bir gidip ellerini yıkar mısın lütfen? Ya saçmalama Zeynep. Ya 1000 tane mikrop var onun üzerinde. Gelen geçen onu elliyor ya. Lütfen onun nevaline giremem. Lütfen git hadi çok geç. Of Zeynep, of Zeynep. Ah bu Ozan abi mikroplu sana bir şeyler yapmadı işte. Ellerimi yıkadım ve hiçbir yere dokunmadım Zeynep Hanım. Tamam. Bilginiz olsun. Tam oldu. O zaman azıcık alabilirsin çocuğu. Gel bakayım abi seni yıkayayım. Gel. Yok. Tamam abim benim. Sen beni şey yapmasın. Her yer sallamıyorum ben de artık. Abim benim. Tamam ben verebilirsin artık. Yok ya. Ne o? Sen o pis mendili burnunu temizledin, telefonla elini sürdün, hiç elinizi yıkamadınız Zeynep Hanım. Onlar benim kişisel eşyalarım Ozan, saçmalama. Aman helal. Sanki benim işerken tuttuğum başkasının eşyası. Allah Allah. Tamam anneciğim. Şimdi doktor amcalar gelecekler sana. Ne diyecekler? Ya yavrum. Hay Ozan. Ya bu çocuk bizim yüzümüzden bir yerden mikrop kaptıysa? Aman Allah. Kızım aman saçmalama Allah. Ya Allah Allah mikrop kaptıysa kaptı çocuk. Ağzına bir sokmadık ya mikroba herhalde. Ya biz bir şey unuttuysak yapmayı. Ya biz bir şey yanlış yaptıysak. Ya neyi yanlış yapacağız Zeynep? Neyi unutacağız? Saçmalama. Biraz sen kulu musun? Lütfen ya. Ağlıyor çocuk. Ne bileyim ben neyi yanlış yaptıysak. Ya bir şey yanlış yaptıysak. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bu çocuğun annesi babası olmadığımızı anlarlarsa bu çocuğu elimizden alırlar bizi. Ne?
elimizden alırlar, annesini ararlar, onu da bir gece kulübünde çalıştığını öğrenirlerse yandık, devlete verirler. Sonra bu garip benim çocuk esirgem okullarında. Yani saçma sapan film senaryosu yazıp durmasana şurada, Allah Allah. Niye saçma sapan film senaryosu falan değil, bunlar olasılıklar. Oh, annesi de bize kötü baktınız çocuğuma diye bir dava açar. Bütün gazeteler peşimizde, rezil oluruz valla. Kızım abartma ya, Allah. Bir de bu çocuğu acil servise getirdik ya. Allah Allah. Aa, bütün basın ordusuyla gezeriz artık arkamızda. Bizim dizimizi de yaparlar, filmimizi de çekerler. Çekerler, çekerler. Hatta seni de Demet Evgar oynatırlar. Zaten benziyorsunuz birbirinize. Hadi oradan be. Biz destek. Salak, benim nerem benziyor o kadına ayrıca? Kıçımın kenarı. Ki oluyormuş da beni oynuyormuş. Ben bir kere duygu yoğunluğu olan bir kadınım hayatım. Öyle böyle böyle gözlerini belertmek de olmuyor bu işler. Ama kız o filmde böyle fıstık gibidir. Saçım. Ozan, aklın fikrin dışarıda Ozan. Aklın fikrin dışarıda. Pes diyorum ha, pes yani. Demet Evgar'ı da kıskandın ya, pes. Tamam. Siz de epeydir bekliyorsunuz galiba. Evet. Bari burada bekletmeseler değil mi? Bir daha da acil servis olacak. Demek ki bizden daha acil durumda olan hastalar var. Ne yani. Yapalım? Bekleyeceğiz. Tabii. Maşallah. Sizin mi? Adı ne beyimizin? Erkek değil, kız. Ha. Öyle mi? Evet. Pardon, ben saçları böyle kısacık görünce birden kusura bakmayın ya. Küçük kızımızın adı nedir peki? Elif Su. İlişsu. Geçmiş olsun İlişsu. Neyin var senin? Uyuz kaptı okulda. Hadi ya. Peki geçmiş güle olsun. Güle güle İlişsu. İlişsu güle güle. Geçmiş olsun. Bizim sınavımız geldi galiba. Acile geliyoruz. Uyuz kapıp dönüyoruz. Ya şunu söyleyip durma. Şu hastalık duyunca kaşınasım geliyor ya. Hastane kızı burası, acil servis. Allah Allah, hasta var mı? Bulaşıcı hastalık da olur yani. Kızamık olur, su çiçeği olur, domuz gribi olur. Olur olur yani, ne var bunda? Kat kat dönüyoruz, iki saattir bütün acili. Her tarafta bulaşıcı hastalık var. Ne yapacağız bundan sonra? Çocuğumuzu hastalandığında doktor çağıracağız, eve çağıracağız. Saçmalama Zeynep, Allah'ını sever. Kızım dolan dolan ayaklarıma kara sular indir. Oturalım iki dakika şuraya, hadi ya. Allah'ım içim bir kaşınıyor, yemin ederim. Bak bak, geçmiş olsun. Teşekkürler. Neyse var ufaklığın? Bacağını kırdı. Oh iyi, süper. Bak bacak kırmış. Bundan bir zarar gelmedi. O kadar yani. Başka bir şey yok değil mi? Yok. Oh, süper ya. Vallahi iyi ya. Oh be. Ayak kırıkması iyidir. Hiçbir zarar gelmez bize. Siz ne saçmalıyorsunuz beyefendi? Ne saçmalıyorsunuz? Ozan, ne saçmalıyorsun? Geçmiş olsun demek seninle. Maşallah ama sağlıklı. Yüzünden kan falan fışkırıyor. Kesin bu aygır kırdı bununla ya. Mizmandus gibi adam. Kalk kalk. Burası da zararlı. Maşallah. Hadi. Kalk kalk, geçmiş olsun. Yürü yürü, çocuk da size benziyor. Sakın bakma sen, bir adam kızıyor burada. Hadi, teşekkür ederim. Ay, Allah'ım iyi, birazcık sakinleşti. Aman, aman, aman. Ay sen ne tatlı, ne şeker bir şeysin öyle. Aman, ay hasta mı yoksa? Ay teyzeciğim, bilmiyorum vallahi annesi var sevmek için. Kucağıma alayım dedim eve geldiğimde, ağlamak o ağlamak, susturamak. Ah geçmiş olsun evlatcığım, pek tatlı, maşallah maşallah. İsmi ne? Cem Yılmaz teyzeciğim. Cem Yılmaz mı? Yok teyzeciğim, Cem Yılmaz. Cem Yılmaz. Ay evlatcığım, pek tuhaf bir isim doğrusu. Neyse, kız mı erkek mi? Erkek teyzeciğim, erkek. Cem Yılmaz değil, Cem Yılmaz. Ah evlatcığım, benim kulaklar biraz ağır duyuyor. Pardon, bir daha rica etsem sizden. Ne dediniz? Teyze. Erhan, Erhan. Aa, Erkan! Ah benim oğlumun ismi Erkan. Erhan teyzeciğim. Erkan seni. Pek yakışmış ismi, çok güzel, çok güzel. Ah evlat, Erkan ismi çok güzel bir iş. Çok güzelmiş çocuğunuz maşallah. Maşallah, Allah, Allah bağışlasın. Çok tatlı. Teşekkürler. Kaç yaşında? 23 haftalık. Sizinki kaç haftalık? 30,5 haftalık. Maşallah. Evet. Sağ olun. Hanımefendi, pardon. Siz alabilir miyiz şimdi? Tabii, iyi günler, geçmiş size olsun. Size de, hadi iyi şanslar, hoşça kalın. Geçmiş olsun. Ya bu haftalık muhabbeti nedir ya? Çocuğun yaşlarını haftalık haftalık. Ne zaman bitecek bu haftalık söyleme işi? Cem, yaşına girince herhalde.
Ama canım yani olmaz ki ya. Hayır, ben biliyorum çocuk 7 aylık falan ama böyle birden haftalığını sorunca onu hesaplaması zor oluyor. Ondan sonra da millet beni ilgisiz baba falan zannediyor ya. Aman Allah aşkına sen niye takıyorsun? Gerçek babası değilsin ki. Üzülme o kadar. Olsun kızım, abisiyim Allah Allah. Yok abim benim, yok. Ahmet sen 2 dakika çocuğa bak, ben biraz oturacağım. Ay çok güzelmiş bebeğiniz. Kaç yaşında? 254 günlük. Sizinki? 628 oldu. Oh. Saygı duyuyorum. Çok çok emiyor. Çok acıktı. Neyse biraz rahatladı bari hiç olmazsa ki. Amca, teyze. Ne amcası, teyze? De amca teyze değil çocuğum, amca teyze değil. Abi, abla. Abi, abla. Amca, teyze, ben mikrop kapmışım. Evladım, mikrop kapıysan doktor amcaların yanına gideceksin burada. Ne işin var? Ha? Hadi. Yok, gidemem. Bana verecek yatakları yokmuş. Bu mikrop var ya, domuz gribinden bile daha tehlikeliymiş. Allah'ım. O zaman uzak... Dünyaya geçerim ben. Aa, ne senin çocuğun? Adı ne senin bakayım çocuğum? Barış. Barış'cığım, o zaman ne işin var senin burada? Burada dolanma mı? Neredesin? Anne baban nerede? Barış! Barış! Ah Barış, neredesin sen? Size rahatsızlık verdiyse ne olur kusura bakmayın. Yok, rahatsızlık değil değil Şirin Hanım. Yani virüs taşıyan bir çocuğun böyle ortalıklarda dolaşması hoş değil ya. Niye izin veriyorsunuz? Ah beyefendi, inanın Barış'ın hiçbir şeysi yok. Ben Barış'ı yanımda işe getirdiğim zaman o kendi kendine böyle hikayeler uydurur. Herkese anlatır. Yürü çabuk, yürü. Bana, bana. Çok özür dilerim ya, ne olur kusura bakmayın. Yürü çabuk, yürü. Yapamazsın, sen hasta falan değilsin. Yürü diyorum sana. Aa, ay çocuk deyince canavar mı bu? Yok, hasta bu çocuk, hasta. Ruh hastası bu. Ay, biz o kadın gibi olduk biz de. Ah anneciğim, ah içim sus. Ya nerede kaldı bu geriatrisin bir nedir? Halıcığım, ay saçmalama. Geriatrist ne Ozan? Yaşlılara bakan doktor o, pediatrist. Ama ne fark eder? İnsan yaşlanınca bebek olmuyor mu? Ha geriatrist, lan pediatrist. Allah Allah. Şapşallaşıyorsun. Geliyor, geliyor. Tamam, doktor. Tamam anne. Geçmiş olsun. Ay çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Durduramıyoruz. Çocuğumuz gördüğünüz gibi sürekli ağlıyor. Adı ne bu küçük oğlanın? Cem Yılmaz. Nesi var acaba tam olarak? Ateşi çıktı mı? Yani çok çıkmadı ama kıpkırmızı oldu çocuk ağlamaktan. Peki yemesi nasıl? Yemesi ağlamaktan pek bir şey yiyemedi ki. Anlıyorum. Peki kaç buçuk aylık? Böyle 7-7,5 aylık filan. Anladım. Büyük ihtimalle diş çıkarıyor olabilir. Ah, iyi. İnşallah. İyi, iyi. Oh, biz de korkmuştuk. İnşallah, inşallah. Ama bana birazcık böyle elini sürekli kulağına götürüyor mu? Öyle bir davranışı var mı? Yani bir takım şeyleri ağzına götürmeye çalışıyor mu? Böyle şeyler yapıyor mu? Emziğini istiyor sürekli. Hmm. Ay canım, tamam. Ne alakası var? Yani kulak iltihabından da şüphelendim ama onun çektiği acı sanırım diş acısı çünkü nereden tam zamanı. Nereden biliyorsunuz? Ha. Evet, çünkü elini böyle sürekli kulağına götürüyorsa o zaman böyle bir kulak şey var demek. Ha yok, bizimki müezzin değil. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Öyle götürmedi. O zaman diş ağrısı mı? Bana diş ağrısı gibi geliyor çünkü tam zamanı. O zaman peki bir şey verebilir misiniz acaba en azından aslında acısını? Aslında ben bir ilaç önerebilirim size ama siz yine de bir doktora danışın bence. Anlamadım. Doktor diyorum, birazdan gelir. Size gerekli teşhisi zaten koyar. Siz kimsiniz peki? Ben temizlikçiyim. Şunu almaya gelmiştim. Tekrar çok geçmiş olsun. Tekrar. Sağ olun. Her gördüğüne doktor diye yapış. Geldi dedin, geldi dedin, geldi konuş dedin. Ne bileyim öyle doktor gibi yürüyordu. Ne demek doktor gibi yürümek, ne demek doktor gibi yürümek? Çocuğun yanında bağırma, ağlayan çocuğun yanında. Merhaba. Merhaba doktor bey. Merhaba. Siz doktorsunuz değil mi? Tıp fakültesinden mezun oldum, evet. O zaman evet, çok güzel. O zaman doktorsunuz. Buyurun. Nesi var hiç anlamadık. Ben geldiğimde eve kucağıma aldım. Bir ağlamaya başladı. O ağlayış bir daha da hiç susmadı. Ben kötü rüya falan gördü sandım. Altını aldım, yemeğini verdim. Hiç bana mısın demiyor yani bir sandık ya. Ateşi çıktı mı? Yok ama kıpkırmızı oldu çocuk ağlamaktan. Yemesi nasıl, normal mi? Yemesi ağlayana kadar normaldi değil mi Ozan? Röp götürüyordu ama sonra gitti. Nasıl bir şey olabilir ki? Ya bir şey soracağım. Şimdi siz doktor dediniz ama az önce size temizlikçi de aynı bu soruları sordu. Siz bari tahlil mahalli bir şey yapacaksınız herhalde değil mi çocuğa? Siz bizim temizlikçi Fatma Hanım'ı görmüş olmalısınız. Annemdir herhalde, öyle olmalıyız. Onun doktorluğu da fena değildir. Neyse, bakalım nesi varmış bizim delikanlı.
Bakalım. 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 Bak, şöyle benim doktora götüreyim. Orada küçük pusete mi yatıracaksınız? Niye burada baksaydınız ne olurdu sanki ama. Aman yavaş. Aman yavaş. Uykusu nasıl bizim delikanlının? Maşallah. Uykusu iyi gibi. Anlıyorum. Anlıyorum. Normaldi yani. Normaldi uykusu. Normaldi. Peki dışarı çıkması nasıl be? Dışarı çıkması bizim çıktığımız kadar çıkıyordu işte. Efendim? Kakası diyor, kakası kızım ya Allah. Yani yumuşak mı, zorlanıyor mu demek istiyorsun? Zorlanmıyordu, zorlanmıyordu. Sustu. Şey oldu herhalde. Hanımefendi, sakın broşunuzun iğnesi batıyor olmasın. Ben burada ufak bir kan görüyorum. Nasıl anladın? Diyorum ki sürekli kucağınızda tuttuğunuzda... Allah kahretmesin! Yazık sana Zeynep ya. Saatlerde çocuğu ağlatıyorsun ya. Sabahtan beri karşımdasın. Görmüyor musun bu iğnenin burada olduğunu? Kızım bunun faturasını bana kestin. Batıracağım, kendime de batıracağım. Tut, ne yapıyorsun? Aynı acıyı ben de çekeceğim. Allah'ım delirdin ya. Allah verdi, bileğimi acıttın. Saçmalama yapma kızım. Batıracağım kendimi, her yerime batıracağım. Doktor, şurada bir aşınız yok mu Allah rızası için? Bir aşı da buna çakalım, ne olur ya Zeynep. Her yerime batıracağım, vallahi batıracağım. Gene ağlamaya bak. Seni görünce ağlıyor. Doktor, nereye götürdünüz? Doktor, çocuk gitti. O parmaklar kalmadı. Buyur kardeşim. Eyvallah. Kalmadı o parmaklarını yiyor sürekli abi. Buyur abi. Aşkım. 20 lira abi. Ne? Türk lirası mı 20 lira? Evet abi. Saati 5 lira abicim. 4 saat kalmışsınız. 4 çarpı 5. 20 lira. Kart yalan söylemez abi. 4. Evet. Ona da bakalım, buna da bakalım. Dersen olacağı bu işte. Bir de 5 lira olur mu kardeşim? Ne, çıldırdınız mı siz? Hiç yani ya. Saatini? Ablacığım, abicim. İçeri girerken bakmadınız mı saatin kaç para olduğunu? Bakmadım kardeşim. 20 lira park parası bulur kardeşim ya. Ben buraya gelip giderken arabada 20 liralık benzin yakmıyorum ya. Neyse abicim, hadi abicim. Ben alayım 20 liramı. Hadi abi, hadi abi. Allah ne diyor bunlar ya? Saçmalama kardeşim. Olur böyle şey ya. Hayret bir şey ya. Ya abicim, ben patron... Bir dakika kardeşim. Abicim, ben patron değilim. Ben çalışanım. Bana dediklerini yapmak zorundayım. Alayım 20 lira. Allah Allah. Vermezsen ne olacak lan? Ya o... Sorun değil abi. O zaman araba da kalır. Bir dakika, bir dakika kardeşim, bir dakika. Araba kalır abicim, siz de kalırsınız. Ya Ozancığım, Allah aşkına ver. Allah aşkına ver de gidelim lütfen. Olur mu canım böyle şey? 20 liraya park parası mı olur ya? Otopark baktası resmen ya. Tamam biz gidelim. Sorun yapıyorlar gündüz. Kolay paradan, kolay yoldan ama para kazanma yolu. Ama hiç konuşmanın bir anlamı yokmuş gibi geliyor bana. İspen çorozu gibisin. Got 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 got. Çocuk var yanında. Al kardeşim, al. Adam değilsiniz hiçbiriniz. Al, al. Evet, abi al. Bir 5 lira daha alacağım. 5. saate girdik be. Ne? Adam değilim ben abi, 5 lira daha alayım. Hakikaten soygun yapıyorsunuz. Soygun yapıyorsunuz resmen. Resmen soygun yapıyorsunuz canım. Yenge Hanım, araba kalsın mı? Tamam be kardeşim. Kalsın mı araba? Adam değiliz biz. Al, al. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam Allah aşkına. Kalsak arabamız da olacak bunlar. Aç şunu da gidelim. Hayret bir şey. Aç şunu da gidelim. Tamam anneciğim, ağlama anne. Tamam aşkım, korktum. Abi benzin alacağız diye niye bu kadar uzattık? Yolu anlamıyorum ya. Sevgilim, buranın benzini iyi. Ay çay mı bu be? Benzini iyi. Lafa bak, saçmalama. Kızım, kötü benzin arabanın çekişini düşürüyor ya. Allah Allah. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ne kadar istersiniz? Depoyu dolduralım lütfen. Doldurun. Sen son zamanlarda hep buradan mı benzin alıyorsun Ozan? He. He. Anlaşıldı şimdi, iyi benzin demek ne demek? Ama ben sana söyleyeyim, bu benzin falan değil. Bu bayağı bildiğin motor. Neden bahsediyorsun sen ya? Neden bahsedeceğim ya? Şırfıntıdan bahsediyorum. Kadınlar ne zamandan beri pompacılık yapmaya başladı? Ya yok, o pompacılık falan yapmıyor. O buranın işletme müdürü falan galiba, öyle bir şey. Niye buraya geliyorsun anlaşıldı şimdi. Niye yol o kadar uzuyor? Ya Zeynep, saçmalama Allah. Ben vallahi o kızı görmüyorum. Bu hafta sonları falan çalışıyor galiba. Sana inanmıyorum ya. Ya inanmıyorum. Ya saçmalama. Vallahi hafta sonları falan çalışıyor. Çünkü hafta içi burada çalışan sarışın bir kız var. Böyle yani şirin bir şey. Çok vallahi görmedim. Zeynep ya. İnanamıyorum ayrıca bir de. Her zamanki gibi camları silelim mi Ozan Bey? Silelim. Pes. Ya kredi kartı ödemesi gelişmemiş yaparken ekstreden adını öğrenmiş gibisin, herhalde. Gelişmemiş ekstreden bir ülke insanısın. Allah'ım. Hayvan. Hayvansın. Hayvan, ya. Şimdi iki tane karı bacağı göreceğim diye... Kızım benzinlikle rezil ettin mi? Bir tane, sen bir de pintisin. O kadar benzin harcadın. İki tane çırpı bacak göreceğim diye hayvan. Bin çabuk verin, öderim. Bin çabuk. Ozan, hı? Çevirme var. Yavaşla. Cüzdanım yok ya. Niye? Ne demek niye? Evde unutmuşum Allah Niye Allah. Unutuyorsun? Cüzdan evde unutulur mu? Ben unutsam bin tane bırbır yerim. Ne yapacağız şimdi? Dur dönelim gidi şuradan. Ne saçmalama, dönersek bizi bilmem ne zannedecekler. Dönemeyiz.
E ne yapacağız o zaman? O zaman izah ederiz. Anlarlar. İzah edemeyiz. İnsanlar yemek de bekliyorlar. Biz iki saat bunu mu izah edeceğiz? E ne yapacağız o zaman Zeynep? Bir dakika durdur arabayı. Ha. Şey yapalım. Ne? Ben şoför koltuğuna ben geçeyim. Ama çok güzel fikir. Böyle kapıları açalım, yer değiştirelim. Hiç anlamazlar sanki. Hayır. Tamam durdurduk ya. Ha. Kapıları açmadan buradan yer değiştireceğiz. Nasıl ya? Değiştireceğiz hemen. Hadi çabuk. Çabuk geç. Çaktırın oradan. Şöyle. Allah kahretmesin. Ne oldu? Bir şey yok. Tamam. Ay gözüm. Ah, Allah dikkat et. Ah gözüm. Ah bebeğim. Gözüm çok acıdı. Çok özür dilerim. Tamam dikkat et. Oranı bırak. Ah. Allah şu düştüğüm sendere bak. Dur bir dakika dur. Hadi bakalım tamam. Kemerini tak. Tamam. Bir de onun yüzünden şimdi tamam. Gideceğiz. Ne oldu, telefonun mu düştü? Yok tamam, her şey yolunda. Tamam sakin. Dur, bacaklarım gitmedi. Gayet iyi. Hiç bozma. Tamam hiç şey yapma. Evet. Sakin ol. Ay evet, kahretmesin. Sese takmadan. Ne yapayım, arabamda alıştım otomatik araba kullanmaya. Biliyorum. Tamam sakin ol, gayet iyi gidiyoruz. Evet yaklaşıyoruz. Bak sen ne? Polisleri görebiliyor musun? Evet. İşte bak ışıklarım olsun. Sakin ol, her şeyi bana bırak. Senin 50 litre olsaydın her şey yanında değil mi? Yanımda her şey. Tamam, şu tarafa da zaten. Tamam, sakin. Kim ya? Güzel abim, ablam iyi akşamlar. İyi akşamlar. Düğünümüz var da gelin ve damat için para topluyoruz. Düğün mü? Yardımlı abimde. Onun ışıkları mıydı onlar? Of. Yaparız o hafta yardım. Ne bu var. Polis düğünü falan mı arkadaşım ya? Böyle ışıklar arkada ışıklar. Cüzdanım vardı. Ne? Ozancım cüz. Cüzdan mı? Niye cüzdan ya? Para vereceğiz. Yardım istiyor. Yalnız ablacığım küçük bir meblağ olmasın. Burada buldu da buldu. Yeriyebilir. Gelinle damadın çok evini güzel. Düzelim istersen. Allah'ım ya Rabbim. Kredi kartı geçmiyor değil mi sizde? Al bakalım kardeşim. Hadi bir yastıkla kocasın inşallah. Sağ olun. Yok, bu yollar tehlikeli yani. Boş ver, 400 lira vereceğimizi hiç olmazsa. 400'den yırttık ama gene de giren girdi bize yani. İlla masraf. Neyse yırttık, neyse tamam. Unutmayaydın. Ya. Hadi değiş. Neden buradan değişiyoruz? Kapıları açıp değişelim. Niye değişiyoruz? Senin cüzdan şeyin yok. Böyle gideyim ben artık. Evet, tamam hadi. Kapatma. Kapatma dedim. Hayatım. Ne oldu ki? Anahtarlar içinde kaldı. Arabanın anahtarlarını bagajda mı bıraktın? Ne bileyim ben seni çat diye kapatacağını. Ya kızım arabanın anahtarlarının bagajda ne işi var Zeynep? Ya Cem'in battaniyesini almak için girdim şeye. Oraya koyuverdim işte. Of, tamam neyse tamam. Yedek anahtar sendeydi. Ver çantamda. Çantan nerede? Arabada, bagajda. Allah'ım yarabbim Zeynep ya. İnek nerede? Daha karşı dağ nerede? Yandı bitti, kül olduya döndük ha. Tamam hadi tamam, eve gidelim de bir formül buluruz. Al tamam, şunu. Evin anahtarı sende değil mi? Değil. Ne diyeceğim, ne? Nerede ya evin? Nerede olabilir? Çantamda tabii ki evin anahtarları. Ya Zeynep beni çıldırtacaksın, evinde Allah belanı versin. Hayret bir şeysin ya. Tövbe ya Rabbim ya. Tövbe ya Rabbim. Senin anahtarların nerede? Paltonda. İşte. Paltonda, bagajda ama işte. Tamam işte. Hep bana buluyorsun. Hayret bir şeysin ya. Neyse, Allah kahretmesin, tamam. Ne yapacağız şimdi? Ya ne yapacağız? Dur çilingir milingir ararız. Allah kahretsin ya. Cep telefonum da paltomda kaldı. Paltom da bagajda. Al işte. Ne al iştesi? Al işte. Of Zeynep, of Zeynep. Niye bana of deyip duruyorsun? Bana ne be? Her şeyi de ben düşünemem ya. Kendi telefonunu da sen alıverseydin. Çocuğu ben al, paltoyu ben al, bilmem neyi ben al. Her şeyi bana yaptırıyorsun. Ulan bunun faturası da bana kesiyorsun ya. Hayret bir şey. Hayır, sadece bana kesmiyorum. Sadece bana kesmiyorum. Ya saçmalama. Ben mi bıraktım anahtarı bagajda ya? Tamam, kolların koptu hadi. Ozan. Oğlum. Ne düşünüyorum biliyor musun? Ne? Diyorum ki 30'larımı aştım. 40'larıma doğru yol aldım. Ben bu toplum için acaba bu dünyada ne yaptım diyorum. Yani kime ne faydam oldu benim bu zamana kadar? Böyle şeyler düşününce de moralim bozuluyor. Bozma moralini sevgilim. İnsanlar bu yaşlarda böyle şeyler düşünür. Çok sorgulama. Koy nasıl vergisi. Sorgulama ya? Nasıl? İnsanı insan yapan böyle sorgulamalar. Bunları sorgulamak zorundayız. Yani ben nasıl bir varlık gösterdim bu zamana kadar? Kimin hayatında neyi değiştirdim? Hiç bilemiyorum yani. Kimin hayatına nasıl bir değer kattım yani? Kime ne değer kattım ben? Bu dünyaya ne anlamım var benim? Sevgilim düşünme bunları güzel gözüm ya. Dünyaya gelen herkes yani insanlık için bir şeyler yapacak diye bir kural yok ki. Bazıları dünyaya gelir, geldi gibi de geri gider. Hepimizin için yaşam dediğin şey budur zaten yani. Allah Allah. Söylemen gereken şey bu değildi Ozan. Ne oldu? Ne cevap verecektim yani? Ne dedin de kızdın şimdi sen?
Hayır, sen benim hayatıma anlam verdin zaten. Benim hayatım seninle varlık kazanıyor diyebilirdin mesela. Ama yok. Ama yok diyemezsin. Şu kadarcık bir cümleyi sen bana çok gör. Ne olur böyle bir şey söylesen. Ölür müsün? Hayır, bir yerin mi eksilir? Ya, hayır, söylemezsin ama. Ama böyle bir şey söylemezsin. Söyleme. Ya, sabır ver ya. Söyleme. Hiç böyle bir şey söyleme. İnsanlık beni kurtardı kaldı. İnsanlık sanki. Ben de daha zaten bundan sonra başka bir şey söylemeyeceğim. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım sana yaranmak için ya? Bir şey yapma. Bana yaranmak için yapma zaten yapacaksan. İçinden geldiği için yapman lazım. Öyle değilse de değildir. Bunu da ben sonra değiştiremem. Allah Allah. Bu Adımköy çıkışına bir türlü ulaşamadık. Neredeymiş bu ya? Ne çıkışı, ne çıkışı? Adımköy. Çok sorusuz. Sersem, Adımköy değil o bir kere. Hadımköy, hele. Asıl Sersem sensin kızım. Ne Hadımköy? Adımköy, Adımköy. Allah Allah. O zaman bir de Allah aşkına iddiaya girme yani benimle. Yanlış anlamışsın o zaman o kadar işte. Neyi yanlış anlamışım kızım? Kesin eminim ya. Adım gibi biliyorum diyorum. Adımköy, Adım. Allah Allah. Ay hayır. Sen hayır, Trakya'ya şey. Gittikçe... Trakya'ya yaklaştıkça Trakya şivesiyle konuşmaya başladı. Abi çek bir adım koy be ya. Çek be geri gel zaman be ya. Var mı iddiaya be ya? Var be. Ezel tam benim iddiaya girmem gereken zaman be. Hadi be ya, nesine o zaman be ya? Nesine o... Kalbede hamburger alacak ötekine. Hamburger sana feda olsun be abla be ya. Benim hamburgerim senin feda olsun be. Senin hamburgerine bu arada kurban olsun be ya. Allah Allah ya. Adımköy. Saçmalama. Adımköy. 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 Hele. Adımköy, adım. Ne kadar iddiacısın. Nasıl bir iddiacı? Adım et. Adım. Yapmış benim adım. Köyüm diyor. Adım köyün adım adımı diyor. Adımköy. Adım geziyorsun köyde. Gerçekten. Kul buydurmak buna denir yani. Bak bir şey söyleyeceğim ya, market arabası kullanalım ya da birimiz arabada beklesin, böyle teker teker gidip alıp getirelim kızım ya. Ya niye? Ya 5 metrelik mesafe Allah aşkına ya. Ya olur mu kızım? Ya birisi torbalarımızdan bir şey çalarsa? Çocuk yalnız duruyor orada. Ay Allah saçmalıyorsun. Allah. Kimizin pırasamızı, maydanozumuzu çalacak Ozan'cı? 3 kuruşluk alışverişimizi çalmaz kimse merak. Ya kızım yokluktan insan neler çalıyor biliyor musun sen? De biz şuradayken, biz şu arabanın dibindeyken kalkıp da alışverişimizi çalmaya cesaret etmez kalktı, merak etme. Kızım İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'da ne teknikler geliştiriyorlar biliyor musun sen? Haberin var mı senin? Aşkım, senin abin birazcık paranoyak, bunu biliyor musun? Paranoyak. İstanbul'da yaşıyoruz. Altından donuna mı lan, haberin olmaz vallahi. Ay sevgilim, ay. Aman iyi bebeğin eşyaları bunlar. Dikkat et de seni çalmasınlar sevgilim. Hadi. Yürü ya. Yürü ya lan! Allah! Allah!